kanalından herkese merhaba. Gökçeada'nın devam videosunu çekiyoruz. Çünkü o kadar çok yere gittik ki bir tane videoya sığmayacaktı. Bugün sizler için Lazkoy'una geldik. Lazkoy çok keyifli ama çok kalabalık hafta içi olmasına rağmen. Neden Lazkoy denmiş? Adalı halk söyle bakalım. Adalı halk sen dinlediğin için sabah sana paslıyor. Evet, Adalı halkın yerlisinden dinledim. Kendisi de yerli ama işte daha adaptasyon sürecini tamamlayamadım. Asimile olacak yakında. Merak etmiyor diyelim. Şimdi biz Lazlar çoğunluğu olarak dediğim, yok işin şakası öyle değil. Trabzon'da olan Heyelan'da, Çaykalı Heyelan'da devlet biliyorsunuz o insanları belli yerlere dağıttılar halkımızı. Mağdur kalmasınlar diye evleri gitti. Çok ciddi ev kayıpları ve insan kayıpları oldu. Gökçeada'da da yer vermişler. Trabzonlular gelmiş bakmışlar burada elektrik yok, su yok. 1970'li yıllardan bahsediyorum. Genel olarak zaten elektrik su sıkıntısı var ama evlerde yok. Biz burada kalamayız diye geri dönmüşler. Gökçeada Çanakkale Belediyesi demiş ki gelin biz size parsel verelim. 61 haneyi getirmişler. Efsane mi değil mi bilmiyorum yani orasına da bakın. 61 biraz hane yok. Gelmiş. Herkese işte sulak arazi, sulak olmayan arazi, deniz kenarında yer. Onlara verdikleri yer burası komple ve arkası. Yani denizi gören parseller de varmış. Belli başlı halk kalmış. Kimisi gitmiş. Yani şurası benim koyum yani anlayacağımız üzere. Bütün Lazlarla birlikte biraz sonra horon tepeceğiz. Denizden çıkıp eğleneceğiz. Peki Nermin, bu yola nasıl geldik? Anlatır mısın? Normalde evet. Buranın eskiden tabelası vardı. Evet. Ama şimdi kaldırmışlar onu. Hı hı. Siz ne yapıyorsunuz? Dereköy'e gider gibi gidiyorsunuz. Dereköy'ün girişinde hemen yokuşu tırmandığınızda bir zaten bayrak olan bir tepe var. Oradan sola bir kaçış var. Oradan kaçarsanız dümdüz gittiğinizde dar yol ama yapmışlar, asfaltlamışlar. Çok güzel. Oradan da Lazkoy tabelasını tekrar gördüğünüzde dönüyorsunuz ve burayı buluyorsunuz. Evet, çok keyifli. Nermin şimdi şu tepeden Emre'yi yuvarlayacak. İddialı değilim. Daha sonra patates çuvalı gibi kendi yuvarlanacak. Olur. Ben bu kum sıcağında ben böyle bir şey yapamam dedim. Ama çok keyifli. Ben kumdan çok hoşlanmıyorum kızgın zaten. Kızgın kumlardan serin sulara dedikleri yer tam olarak burası. Biraz sonra oraya göreceğiz. Oraya tepeye çıkıyorsunuz. Kendinizi yan bir şekilde bir bırakıyorsunuz. Döne döne yere kadar gelip oradan cıp hemen. Sen denize. Emre'yi ikna edebileceğine inanıyor musun? Yok, güneşe şey yapmayı planlıyorum. Çocuklar ikna olursa babalar okey der yani. Güneş hayır diyemez. Hadi biz de serin sulara gidiyoruz şimdi. Oley. Evet, Tepeköy'de Angelika'nın yerine geldik. Akşam da geleceğiz. Bayramda rezervasyonumuz var. Bu bayram neden yapılıyor? Anlat bize güzel insan. Bu bayram öyle bulduk, öyle gidiyor. Kültürümüzü bozmayalım. Tamam. Şey, kilisenin ismi günü, adaklar kesiliyor, akşamdan pişiriliyor. Ondan sonra 15'inde de akşamüstü akşam eğlence oluyor. Akşam eğlence. Neden eğlence yapıyoruz? Kilisenin at günü olduğu için. Evet. Peki yurdun her yerinden geliyorumlar. Evet. Ne yapacağız? Tabak mı kıracağız? Her şeyi yapıyoruz. Tabak kırıyoruz. Keyfe geliyoruz. Her şey oluyor. bana Rumca güzel bir söz söyler misin? Neyi söyleyeyim? Kalosirfete. Sen çok güzelsin de. Çok güzelsiniz. Poliomorfisi. Kanalımızı takip eder misiniz? Der misin? Ne belli? Kanalın ismi ne belli? Ne belli? Tamam. Kanalımızı to kanalına to dur kafamda durdu. Takip edin. Takip edin. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelin. Sırtaki var, tabaklar var, her şey var. Çıkın çıkın keyif gelin. Olsun. Tamam. Oldu. Güzel kızlar var, güzel erkekler var. Oo, adam olsun. Oldu mu? Hadi görüşürüz. Hadi oldu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi. Evet, sonuna bayram yerine geldik. Erken gelmemize rağmen bayağı kalabalık, normalde 8.30 falan demiştik ama erken gelelim diye düşündük. Biz Angelix'e geldik. Mekanlar bayağı bayağı dolu. Fix menü yapmışlar. Bizimkiler orada yerleşmiş. Oturuyorlar. Bir tur daha çekeceğiz.
Eğlence yeni başladı. Şimdi bizimkiler burada. Rum bayramı olduğu için Meryem Ana bayramı. Angelikis Taverna'ya getirdi bizi adanın yerli halkı Zafer Tanyaş Bey. Çok teşekkür ederiz ona. Panayırlar iptal olmuş. Onları da çekecektik size. Vali Bey izin vermemiş. Olsun. Gönlümüz ondan yana. Seviyoruz onu yine. Ama onu bir arayacağım. Soracağım onu bir. Sebeplerini. Belediyenin şikayetini kesin yazar. Benim buraya şikayet etmişliğim var. Hemen cevap veriyorlar bana. Bunun da şikayetinde bulunacağım. Şimdi Yunan Yorgo abimiz geldi. Birazdan onun türküleri eşliğinde sirtek yapacağım. Masaya çıkacağım. Masada dans edeceğim. Din adamları orada duruyor. Öyle yani işte. Burcu Tanyaş bizi asıl Rumların olduğu yere, yani bayramın olduğu yere götürüyor. Evet Burcu. Takip edin. Evet, biraz önce buranın yerlisiyle konuştuk. Yemek öğlen yapılmış, dağıtılmış. Bir şey getirmeseniz bile tabak uzatsanız veriyorlarmış. O aradaki görüntüyü keseceğiz çünkü konuşmak istemediler. Çok ünlüler. Hayır dediler, o kamerayı indirin. Neyse, sahne kurulmuş. Normalde benim eşim kurması gerekiyordu bu sahneyi ama yine de lineri falan var. Güzel. Gelin bakalım sahneye. Mezarlık üstünde yazan yazıyı dirilecekleri günleri bekliyoruz demişler ya. Mezarlığın önünde yapıyorlar bu şenliği. Για να γίνει αυτό το πανηγύρι. Πάνω απ' όλα βέβαια τον κύριο Παρασκευά Μπυρίκο ένα δυνατό χειροκρότημα. Να του δώσουμε θάρρος γιατί χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν αυτή η βραδιά σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Kanalıyla 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı'nın sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Oynamaktan dizlerimiz koptu. Ses tellerimiz bu hale geldi. Bu oynadı. Çok pis oynadım. Bir oynadım. Meryem Ana için oynadım. Özellikle bu gömleği giydi ki oynarken tiril gözüksün diye. Kanalımızı takip ettiğiniz için en çok teşekkür evet. ederim. Evet. Gömleğimle sizin için oynadım. Ona göre. Şimdi şelaleye gidiyorduk. Yenerdağ'a çekecektik ama Rumların bayramının ertesi günü de tekrar bir ayinleri varmış. O Çınaraltı Çeşmesi'nin orada buluşmuştuk ya, şu an orada ayin yapıyorlar. Ama bence bak normal halkla giriyor. Bunların hepsi Rum mu şimdi girenler? Şu Türk değil mi? Allah aşkına. Evet. Çınaraltı 150 yıllıkmış.